benim yıllardır çıraklığını yaptığım berber dükkanı. Gireyim yine bir bakayım. Darabayı çekmişler. Evet. Ben bu dükkanda yaklaşık 4-5 yıl kadar çıraklık yaptım. Üniversite sınavına bu berber dükkanında çalıştım. Üniversiteyi bu dükkanda çalışarak kazanmıştım. Yani sabahları okula gidiyordum. Okuldan çıktıktan sonra da öğleden sonraları bu berber dükkanına gelip burada çalışıyordum. Çıraklık yapıyordum. Cumartesi pazarları sabah saat 7'den akşam saat 10, 11, 12, bayram zamanları sabahları 3-4'e kadar çalışıyorduk. Oturmak kesinlikle yasaktı. Ustanın eline bakacaksın. Mesleği öğreneceksin. Bu şekilde çalışıyorduk. Bu şekilde çıraklık yapıyorduk. Şimdi maalesef bu hale gelmiş. Yani hiç böyle hayal etmezdik. Buradan saygıdeğer ustam Mustafa ustama da, Kasım ustama da selamlar olsun. Mehmet ustamı da unutmayayım. Mustafa ustam, Kasım ustam, Mehmet ustama da selamlar, saygılar olsun. Bana öğrettikleri, bana kattıkları her bir bilgi için, her bir tecrübe için sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Yani ben hayatı, esnaflığı, insanları bu berberde çalışarak tanıdım, öğrendim arkadaşlar. Burada son durumlar şu an böyle. Burada da Nece ustam vardı, kunduracı. O da maalesef yıkılan yerler arasında. Yıkılmadan önce son bir daha bir bakayım, geriye döneyim. Sokağın son durumu bu şekilde. O berberde çalışırken yaşadığım, oturduğum evi de size göstereyim. Bu yol işte benim çocukluğum sürecince yürüdüğüm yol, geçtiğim yollar. Mahallemiz, sokağımız. O berber dükkanına o sokaktan yürüyerek giderdim. Evimiz de şu köşe başındaki evde. O evde tabii yıkıldı. Şu an yerinde koca bir enkaz var. Şu gördüğünüz enkazın olduğu yerde yaşıyordum. Burası. Buradan kalkıyorduk. O berber dükkanına çalışmaya gidiyorduk. Bu sol tarafta da rahmetlik Oruç ustamın marangoz dükkanı vardı. Bu marangoz dükkanında da yaz aylarında çalıştım, ilkokul zamanında. Tabii çalıştık derken öyle haftalık alma, maaş alma, para alma yok. Yani marangozda kesilen ağaçlardan arta kalan tahtaları çuvala doldurur. Bazen o tahtalar, bazen de talaşı alır, eve götürür. Kışın annemiz sobayı yakarken onları kullanırdı. O da bizi mutlu ederdi o çocuk halimizle. Marangozdan sonra da tabii ayakkabı boyacılığı yaptım. Tabii ayakkabı boyacılığı biraz zor bir meslek. Biraz temiz olmayan bir meslek. O yüzden onu bıraktım, sonra simit satmaya başladım. Sabahları saat 6'da 7'de Nimet Ekmek Fabrikası'ndan çıkan taze simit poğaçaları alır. Askeriyenin orada askerlere, hükümet konağının önünde de memurlara simit poğaça satarak
paramı kazanırdım. Kazandığım paralarla da işte gerek çamaşır olsun, gerek çorap olsun, gerek kırtasiye, defter, kitap, onları alır. Bir şekilde aileme yük olmamaya çalışırdım. Tabii sonra da berbere girdik işte. Biraz önce söylediğim gibi. Yani berberde çalışarak, berberde tıraş olan müşterilerin sırtını silkeleyerek aldığımız bahşişlerle paramızı kazanır, aile ekonomisine katkı sunmaya çalışırdı. Yani çocuk ya da büyük ol fark etmiyordu. Güneydoğu coğrafyasında yani gelir seviyesi düşük bir ailede dünyaya geldiysen, hele de 5 çocuklu, 5'i de okuyan emekli bir memur bir ailede dünyaya geldiysen, hayatın zorluklarıyla ilkokul çağlarında tanışmaya başlıyor. Hayatla mücadele etmeye başlıyordun. Zaten o yüzdendir ki o mücadele bizi bugünlere getirdi. Biraz önce dediğim gibi berberde çalışarak üniversiteyi kazandım. Sonra üniversite, lisans, yüksek lisans, doktora, asistanlık, yardımcı doçentlik. 13 tane uluslararası makale. 5 tane uluslararası konferans. 5 tane yayınlanmış kitap falan derken geldiğimiz nokta bu. Tabi bundan sonra da ne olur ne biter bilemiyorum. Maalesef coğrafya kader sözünden hareketle bu coğrafyada çocuk yaştan itibaren çalışmaya, hayatla mücadele etmeye, bu zor şartlarda hayatta kalmaya başlamıştık.